Kariyer serimize başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Videolarımdan haberdar olmak için abone ol butonun yanındaki zile tıklamayı unutmayın diyelim. Ve Fenerbahçe ile kariyer serimize başlayalım. Bu kariyer serisinin gelmesi biraz uzun sürdü, farkındayım. Beklediğiniz için, sabrettiğiniz için ve beni takip ettiğiniz için hepinize teker teker çok teşekkür ederim. Twitter ve Instagram hesaplarım üzerinden neden bu kadar uzun sürdüğünü, kariyer serisinin gelme tarihinin neden bu kadar uzun sürdüğünü açıklamıştım. Bir yenilenme ve iş ortaklığı süreci içerisine girmiştim. Bu iş ortaklığından da biraz size bahsedeyim. Bana hem yorumlardan olsun, hem Twitter'da hem Instagram hesabım üzerinden bana yazan arkadaşlar oldu. Oluyor da hala. Grafik paketlerini nereden indirdiğime dair sorular geliyor. İşte yüz paketi, forma paketi, logo paketi gibi nereden indirdiğime dair sorular geliyordu. İşte onun cevabı da FM Türkiye net. Ben bu site üzerinden indirdim bütün grafik paketlerimi. Orada yamalar da var sitenin içerisinde. Üçüncülük yaması gibi mesela örnek vermek gerekirse. Ve istediğiniz bütün grafik paketleri, yama paketleri, her şeyi fmturkiye.net sitesi üzerinde bulabilirsiniz. Ben açıklama, yani bu videonun altındaki açıklama kısmında da sitenin linkini bırakacağım. Bilmeyen arkadaşlar siteye girip orada bütün paketlere bakabilir, siteyi inceleyebilir. Kendisine göre paketler bulacaklardır, yamalar bulacaklardır. Taktikle ilgili, mesela kendi taktiğini yapmak istemeyen arkadaşlar oluyor. Orada başarılı taktikler de var, indirip deneyebilirsiniz kendi kariyer serilerinizde. FM Türkiye.net'in yine forum sitesi de var. Sitenin içerisinde bulunuyor. Orada da görürsünüz. Orada kendi kariyer serilerini paylaşan arkadaşlar var. Oradan da o arkadaşların kariyerlerini de takip edebilirsiniz. Belki de aynı takımla siz de bir kariyer açabilirsiniz. Hani böyle bir gaza gelme durumu oluyor çünkü. Böyle kısaca bahsetmiş oldum FM Türkiye.net'ten. Fenerbahçe ile olan bu kariyer serisini neden açtığıma gelirsek, Twitter hesabım üzerinden bir anket yapmıştım. Ve aynı zamanda da bundan önceki 6 ayın en son videosunun altında sizler de paylaştınız. Ankette ve yorumlarda, YouTube'daki yorumlarda en fazla Fenerbahçe çıktı. Biliyorum 2019'un ilk çıktığı tarihlerde bir Fenerbahçe kariyeri yapmıştım. Ama bu en güncel kariyer serisi olacak. Yeni transferlerle birlikte. Ve çok fazla Fenerbahçe kariyer serisi yapalım diyen arkadaşlar oldu. O yüzden Fenerbahçe'yle de güzel bir kariyer yapacağımızı düşünüyorum. Çünkü Altay'la çok güzel bir kariyer yaptık, biliyorsunuz ki. Ama Altay'a istediğimiz oyuncuları alamadık. Çünkü itibar olarak biraz düşük bir takımdı. Biliyorsunuz ki 2. ligden aldık, 1. lige çıkarttık. Nerelere kadar getirdik siz biliyorsunuz. Şampiyon bile yaptık Süper Lig'de. Şimdi sizden de ben de rica etmiştim en son videoda. Biraz daha itibar iyi olan, istediğimiz oyuncuları alabileceğimiz bir takım olsun demiştim. Fenerbahçe'yi alabiliriz. Altay'da almak isteyip de alamadığımız oyuncular var, aklımda var. Onları alacağız. Almaya çalışacağız daha doğrusu. Takımımızda, Fenerbahçe'de iyi oyuncular var. Genç oyuncular çok yetenekli. Onları geliştirmeye çalışacağız. Fenerbahçe'yi hak ettiği yerlere getirmeye çalışacağız. Ve
oyuncu yetiştirmeye çalışacağız alt takımdan. Tesislerimizi yükseltmeye çalışacağız. Ve Avrupa'da ve Türkiye'de şampiyonluklar yaşamak istiyorum Fenerbahçe ile. Yine herhalde bir 3-4 sezonluk bir kariyer olabilir Fenerbahçe kariyeri. Umarım çok güzel bir kariyer olur, çok eğlenceli bir kariyer olur. Ben genelde videoları çekerken çok eğleniyorum. Sizin de eğlendiğinizi umuyorum. Yorum yapan arkadaşlar var, oradan görüyorum. Eğlenen çok arkadaşlar var benimle birlikte. Oyunu oynarken ve izlerlerken de. Fenerbahçe ile yapmak istediğimiz kısaca başarılar bunlar. Bunları başarmak istiyoruz. Biliyorum çok fazla konuştum videonun başında. Ama uzun bir süre sonra video çekmeye başladım. Birikmiş birazcık da bende tabii ki. Şimdi Fenerbahçe'de bir kadromuzu bir oturtalım. Taktik her zamanki taktiğimiz olacak. Bu taktikten ben vazgeçmiyorum. Bu taktikle çok fazla şey başardık. Özellikle Altay'la. Bakalım Fenerbahçe'de de aynı başarıyı gösterebilecek miyiz? Şimdi bir kaleden bir başlayalım. Şimdi Volkan Demirel bir senelik daha bir sözleşmesi var bizimle. Volkan Demirel bu takımın bence abisi. Oynatmasak bile yedek kaleci olarak takımda kalacak. Fenerbahçeli arkadaşlarımızdan Volkan Demirel'i seven vardır, sevmeyen vardır. Olabilir. Ben seven kısmındayım. Çünkü Volkan Demirel çok fazla şey katmıştır Fenerbahçe'ye. Ve oynatmasak bile dediğim gibi yedek olarak kalacak ve bu takımın abisi olarak kalacak. Fiziksel olarak artık tabii ki düştü fiziksel özellikleri. Kalecilik özellikleri çok yüksek. Bazı maçlarda çıkartacağız Volkan Demirel'i. O yüzden Volkan Demirel'i yedeğe alalım. Carlos Kameni. Yani Carlos Kameni bence hani bu takıma yakışmayan bir oyuncu. Bu oyuncuyu ben o yüzden satacağım. Tabii bu fiyata alan olursa. Harun Tekin. Yani bu takımda olabilecek, oynayabilecek, kalede oynayabilecek en iyi oyunculardan birisi ama bence yeterli değil Harun Tekin. Alt takımımızda bir Berke olması lazım bizim. Berke'yi bulamadım. Burada mı? Burada da değil. Nerede Berke? Ferdi. Ben mi görmüyorum diyeceğim. Seçim yap şöyle. Aa, Berke Özer nerede? Berke Özer. 19 yaştaymış. Ben görmedim. Evet, ben görmedim burada. Şöyle az takımı alalım. Berke'yi. Şöyle gelelim bakalım. Nerede, nerede? O kadar oyuncu var ki. Şimdi Berke 400 bin avroluk bir bonservis bedeli var. 158 potansiyel yeteneği var. Şu an 95'te. Berke'yi kiralayabilirim. Berke'yi. Harun Tekin o yüzden kalede oynayabilir. İlk 11'de oynayabilir. Kaleci durumumuz bu şekilde. Berke'yi bir kiralayalım bu sene. Şöyle %100'ü ve kilit oyuncu olarak oynayacak. Her maça çıkabilmesini istiyorum ben. Gideceği takımda. Tabii takımı da seçeceğim. Savunmaya gelelim. Michael Şikirtel 33 yaşında. Fiziksel özellikleri iyi. Bir sene daha oynar zaten. Bir senelik daha bir sözleşmesi var Martin Şikirtel'in. O bölgede çok oynatabileceğimiz bu özellikte herhangi bir oyuncu yok. Serdar Aziz
Yani belki yedek olabilir. Sağlık çiftçi, çift pınar pardon. Yani oynatacağım gibi gözüküyor. Sadık'ı bir denemek istiyorum ilk 11'de. Yani Sadık'la Martin Şikirtel ikilisini bir denemek istiyorum. Serdar şöyle gelsin. Yani biraz daha iyi. Sadık'tan daha iyi. Evet. Serdar. Ama bir bu ikiliyi denemek istiyorum. Şener. Şimdi Şener'i sağ tarafta oynatsak mı? Onun yerine Isla'yı mı oynatsak? Şimdi Isla biraz daha yavaş. Hızlanma olarak birazcık yavaş. Şener'e göre. Yani çok arada kalıyorum sağ bekte. Galiba Şener oynayacak. Bir Şener'i bir oynatalım çünkü hız olarak da iyi. Fiziksel olarak iyi Şener bir kere. Isla'yı da böyle bir kenara alalım bakalım. Nabil Dirar aslında o da oynayabiliyor bu bölgede. Ama benim istediğim bir şekilde değil. Neyse. Şimdi sol bekte Hasan Ali'den başka tercihimiz yok. Hasan Ali Kaldırım'dan başka tercihimiz yok gibi gözüküyor. Niye öyle gözüküyor? Bir oyuncumuz da olması lazım ama. Hasan Ali şöyle şimdilik kenara alalım. Belki bir sol bek, biraz daha hızlı bir sol bek bulabiliriz. Transfer yaparken. Şimdi bir orta sahaya geçelim. Mehmet Topal, Jailson, bayağı oyuncumuz var orta sahada. Mehmet Topal biraz daha defansif orta saha olarak oynuyor. Orta saha gibi oynamıyor tam. Ama belki satıp biraz para kazanabiliriz Mehmet Topal'dan o yüzden. Noştater. Bu da yedek. Roman Noştater de yedek. Nabil Dirar. Ve Moses. Şimdi Victor Moses. Ben biraz da ileride oynatmayı seven bir oyuncuyum. Antrenörüm biliyorsunuz oyunda. O yüzden kanat oyuncusu olarak oynaması lazım bu oyuncunun. Ve o şekilde oynatacağız ama çok iyi oynayamıyor yani Moses burada. Bu tarafta solda da oynayamıyor. Mecbur deneyeceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Valbuena var. Sol tarafta oynayan. Onun da driplikleri iyi. Oynatabilirim ilk 11'de. Belli değil. Şimdi Jailson iki yönlü oynayabiliyor. O yüzden onu şöyle orta sahamıza alalım. Mehmet Ekici. Mehmet Ekici defansif oyun kurucu ve ofansif oyun kurucu olarak da oynayabiliyor. Ama fiziksel olarak çok düşük bir fiziksel özelliği var Mehmet Ekici'nin. O yüzden onu seçmeyebilirim. İlk 11'e. Bakalım başka kimler var. Tolgay Arslan. Tolgay Arslan bence oynayabilir. Fiziksel özelliği ve teknik iyi bir oyuncu. Pas ve vizyonu iyi. Tolga Yasa'nın. Tolga Ciğerci çok fazla sakatlanıyor. O yüzden Jailson'un yedeği olarak alabiliriz onu. Şöyle. Ozan Tufan zaten kiralık şu an Alanyaspor'da. Kendisini geliştiremedi o da bir türlü. Tolgay Arslan şimdilik burada oynayacak. Elif Elmas izleniyor ve kiralık listesine koymuşuz biz Elif Elmas'ı. Özellik olarak 100, yani potansiyel yetenek olarak 144'te yetiştirebilirim Elif Elmas'ı. Bence kiralamanın çok bir anlamı yok. Yetiştirebilirim aynı zamanda da yani Tolga'yla değişerek oynayabilirler.
Miha Zajc, ofansif orta saha, herhalde Zajc diye okunuyor. Eğer yanlış okuyorsam, telaffuz ediyorsam kusura bakmayın. Çok yetenekli bir oyuncu. 145 potansiyeli var. Direkt de ilk 11'de oynatabilirim. Çünkü driblingi falan çok iyi. O yüzden Miha'yı şöyle koyalım buraya. Benzia'yı aslında kiralığını iptal edebilsek ederim yani. Çok benim işime yarayabilecek bir oyuncu değil ve o bölgede çok oynayacak oyuncumuz var. Ayev. Yani. Ayev oynar ama benim başka düşüncelerim var o bölgeye. Yani kiralık iptal etsem edebilirim. Koşamıyor çünkü. Kanat oyuncusu ama koşamıyor. Bana koşacak adam lazım o bölgeye. Şimdilik Valbuena gibi duruyor. Bu sene iyi oynar Valbuena burada. Bir sene de olsa iyi oynar o bölgede. Alper Potuk. Yani Alper Potuk olsa da olur, olmasa da olur. Yani ben satış işlemlerine başlıyorum Alper için. Bu şekilde satalım. Barış Alıcı zaten yeni Malatyaspor'da, kirada. Onun bir potansiyelini bir de bakalım. 137 gelişip gelirse güzel olur. Soldado çok işimize yarayacak bu sene bence. Çünkü o bölgeye çok oyuncu almayacağım. İslam Slimani. Gerçek hayatta saç baş yolduran oyuncu. Oynatır mıyız? Oynatabilirim çünkü başka oyuncumuz yok. Frey de oynayacak ama ben bunların arasında bir seçim yapacağım. Ama şimdi değil. 21 yaş altında alabileceğimiz oyuncular var mı? İlk önce bir onlara bir bakalım. Oğuzkan Güçtekin mesela yine orta sahada oynuyor. Oğuz'un 145 potansiyeli var. Biraz daha gelişir altyapıda. Ya da kiralık olarak da verebiliriz. Ferdi Kadıoğlu. Bence yetenekli bir oyuncu. 139 potansiyel yeteneği var. Verebiliriz kiraya. Bir sene bir kiralık bir oynasın. Kilit oyuncu olarak orta saha değil, pardon, ofansif. Oğuzkan'ı da verelim kiraya. İyi bir takımdan gelirse tabii kiralık sözleşmesi. Kilit oyuncu orta sahada diyelim. Bu şekilde verelim. Başka oyuncumuz var mı? Muhammed Gümüşkaya. Potansiyelini 116. Başka kim var? Samet var. 106. "19 yaşta var mı?" Abdül Cebrail var. Potansiyeli yüksek diye gösteriyor. 111'de. Yine buraya iyi oyuncular gelecektir diye düşünüyorum. Şimdilik takım bu şekilde. Burada bizi karşılıyor her zamanki olaylar. Ali Başkan, teşekkür ederim. İnşallah uzun süre Fenerbahçe'ye hizmet edebilirim. Devam edelim. Devam edelim. Hiç ilerlemeden hemen aklımdaki oyunculara yöneleceğim. Mesela El Neni. Böyle mi yazılıyor? Evet, böyle yazılıyor. 21 milyon civarında orta sahada iyi oynayabilen bir oyuncu, Mısırlı bir oyuncu. 19 milyon istiyorlar bu oyuncuya. Şimdi Temmuz ayı geldiğinde kiralayabileceğiz bu oyuncuyu büyük bir ihtimalle. Ama 19 milyon bir transfer bütçem yok. Başka aklımıza gelen, hemen bize para da kazandıracak. Yani bu FM 2019'da alabileceğiniz oyuncuları artık az çok hepiniz şey yapmışsınızdır yani.
aklınıza yazmışsınızdır. Hemen ilk kariyeri açtığınızda oyunculara gidiyorsunuzdur. Ben de ilk önce nereye gidiyorum? Dinamo'ya gidiyorum. Geçen 6 ay kariyerinde buradaki oyuncuları çok almak istedim. Biliyorsunuz ki çok çok iyi oyuncular var. Çok iyi yerlere geliyorlar bu oyuncular ve inanılmazlar yani. Tabii ki fiyatlar yükselmiş. Yeni güncellemeden sonra Nicolò Moro, bakalım bu oyuncu 6,25 milyon euro. Bu da yükselmiş. Başka Hayrovic geçelim. Moro, Perisic, Dino Perisic. Potansiyeli ne? 121. Bakalım başka. Burada oyuncu kalmamış ya. Yeni ben transferleri takip etmedim Dinamo'nun ama Maier var mesela burada. 12 milyon avro olmuş. Bunlar çok ucuz oyunculardı. Biliyorsunuz 6 ay kariyerinden takip edenler varsa inanılmaz ucuz oyunculardı bunlar. Başka buraya Koreli oyuncular gelmiş. Bizim çocuğun ismi aklıma gelmiyor. Niye her zaman baktığım oyuncu aslında. Yaşa girelim. Antonio Marin. Bu oyuncu bize çok kazandıracak. Bakın Liverpool hepsi peşinde. 156. Potansiyel yeteneği inmiş biraz. Bir daha bir bakayım bir dakika. 19 yaş. Marin. Dribbling 17 falan. Güzel. Alabilirsek çok iyi olur. 1 nokta o 20,5 milyon diyor bize resmen. Baya kazık ya bu oyuncu. Tamam %30 verelim de 20,5 çok para. Şimdi 2,5 verelim hocam. Sonra da taksitlere bölelim. Hadi 7,5 da böyle verelim. Ne yaptı? 10 milyon yaptı. Kabul edersen 4 milyon istiyor. 4 milyon da benim bütün bütçe yani. 2,8 10 milyon diyeyim. Yine 4 istedin. Yani bu kadar para vermem. 6 6 11 olsun. Biraz borca şey yapacağız ama 5,5'te tamamladı. Olmadı ya, vallahi olmadı. Sizin yaptığınız iş değil. Dinamo'nun gözü açılmış. Altyapıdan oyuncu yetiştiriyor tabii ki. Başka alabileceğimiz Semper diye bir oyuncu var. 124. Rajkovic'e gideceğim ben zaten. Hani kaleci alabilirsek eğer Rajkovic'e gideceğim. Bir Rajkovic'e bir gidelim. Rajkovic. Evet. Bu oyuncu Roma istiyor. Bakalım 8 milyon istediler. Fiyatlar baya baya artmış yani. Hani şeydeki gibi değil, alamıyoruz. Yani güncelleme gelmeden önce daha rahat alıyorduk bu oyuncuları. Tamam. Belki gelir. Şimdi başka bu oyuncular böyle maalesef alınmayacak bu şekilde. O yüzden yapacak ne var? Dani Olmo aslında o bölgede oynamıyordu ya. Ofansif olarak oynamıyordu ya. Ben solda oynatıyordum bu oyuncuyu. Zaten 13 milyonsa zaten alınmaz. İzzet Hayrovic. Bu oyuncu ne durumda? Bu da tam değil. O zaman biz de Amerika'ya gideriz. Biz de Amerika'ya gideriz o zaman. Burada da bayağı iyi oyuncular varmış sizlerden gelen yorumlarda. Ben çünkü çok fazla bilmiyorum Amerika'ya falan bakmıyordum.
oyuncu olarak. Şimdi bakalım kimi alabiliriz, kimleri alabiliriz? Oyuncu araştıralım birazcık. Bu biraz yaşlı bir oyuncu ama koşabiliyorsa olabilir diyeceğim. Zlatan İbrahimovic zaten burada ne kadar alıyor ki acaba sözleşmesi? 1,28. Biz alabilir miyiz? Vermiyor. Kim bilir ne kadardır zaten. Dos Santos. Vay güzel koşuyorsun. Peki kaça veriyorlar senin? 4,6'ya veririz diyor. Biz biraz şöyle 1 milyon verelim. 6 ay taksitte 2,5 verelim. 2,4'e 3,3. Peki. Tamam. Oyuncu da satacağım çünkü. Jonathan Dos Santos var. Bundaki durum nedir? Orta sahada iyi. Fena değil Jonathan Dos Santos ama fiyat çok yüksek. Kaça bırakıyor peki? 6,5'e bırakıyor. Şimdilik dursun. Juninho. Bu oyuncu 2,8'de. Bence işe yaramaz. Bu oyuncu da gerek yok bence. Yani Amerika'da oyuncu bulacağımıza inanıyorum. Vardır yani oyuncu. Toronto'ya bir bakalım. Altidor. Vay 15 falan iyi koşuyor. Fiziksel özellikleri iyi. 5 milyon. Ne yapmış peki? Baya 15 gole yakın atmış 2 sene önce. 5 milyondan alamadık. Altidor'u alamadık. Michael Bradley. 30 yaşında orta saha oyuncusu. Delgado var. Bakalım ne durumda? İyi. Fena değil. Van der Wiel. Bu işimiz orada yaramaz. Vay. Koşuyorsan olabilir. Koşmuyor maalesef. Da çıkmadı. Bunda da yok. Boyd. Ne durumdasın? Koşsan iyi olurdu ama maalesef sen de koşmuyorsun. Sol bekte Hasan Ali'ye kalacağız gibi gözüküyor. Ortası yok onun da ya. Orta yok. Ortası olan, hızlı olan bir oyuncu arıyorum yani. Torres var. Ama bu oyuncu iyi gibi gözüküyor sanki. Alexandru. Romanyalı. Ne kadar bırakıyorsun peki bunu? Oo bayağı. O fiyata gider marine alırım. Yani. O fiyata marine alırım. Fena değil. Ronald. Costa Rikalı. 12 milyona bırakıyor. Geç. Seattle'a geçelim. Burada Campbell. Böyle bulamayacağız. Bir de gözlemci olarak bir bakalım.
Sağ kanatta. Olabilir ama fiyatı çok yüksek. Oyuncunun fiyatı çok yüksek. Şöyle. Şimdi. Şu bölgeyi bir işaretleyelim. Kanat forvet. Kanat forvetti değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Kanat forvet, evet. Şimdi bakalım. Alabileceğimiz oyuncular. Bunlar çok yüksek değerler ya. Bir bakalım tekrar sıfır. Önlen de yok. Şöyle bakalım. Şöyle potansiyel yeteneği olan bir oyuncu varsa şöyle 199'dan bakalım. Yok. 190'dan inelim. Burada da yok. 180 yapalım. Belki ucuza birisini bulabiliriz. 170. 160. Hiç mi yok ya? Çıktı Paris Saint-Germain, Manchester United. Diaby olur mu? Kaç ki potansiyeli? 169. Paris Saint-Germain altyapısından yetişme. Yani gerek yok bence. Daha böyle tanınmamış takımlarda olup vay Efalay. Ah be çok hızlı falan hiç yok ya bu çocuğun. En son Stoke City'de oynamış. Böyle oyuncu bulabilsek Campbell, Adam Olso, Pedrinho. İyi gibi. O iyi gibi. Gerçekten iyi gibi. 155'te potansiyeli var. 5 milyon. Sözleşmesinde 9,5'a kalır diyor ama serbest kalır diyor ama 5 verelim şöyle. Bakalım kabul edecekler mi? Devam edelim. 19 yaşında Calvin diye bir oyuncu bulduk. Neymiş durumlar? Yok. 158. Koşamıyor hocam. Koşması lazım. Jota diye bir oyuncu. Ucuz ama bunu pahalıya satar Benfica. Fiyat bir anda 20 milyonu bulacak şimdi. Aa bulmadı. İki buçuktan başlayalım bakalım. Ne verecekler? Ne söyleyecekler bize? Bu bölgede yok. Şimdi bir de şöyle bir bakalım. Bu arada 160'ta bir tane şey buldum sanki. 37 yaşında Arşevin falan var. Bodmer. Yaya Toure. Fiziksel özelliklerin hala aynısı alınabilir. Ama değil. Dani. Bu da aynı değil. Dante, yaşlı artık. Alberto olmaz. Burada. Bu bir ara Fenerbahçe diyorum. Türkiye'de oynamadı mı? Oynamamış hiç. Giuseppe Rossi. İzleyenler kim?
Dribbling 15 ama fiziksel olarak artık bitmiş ya. Gerçekten o kadar da şey değil. Ramirez 27 milyon zaten. Begovic. Oscar var 43 milyon daha. 30 yaşında bu oyuncu var. Bir İslam Slimani daha aramıyorum. Rajkovic. Mere. Köln'de oynuyor. Bu nereden yetişme? Sporting Gijon'dan yetişme bir savunma oyuncusu. Ama çok yüksek fiyatı. Dani Olmo çıktı tabii ki. River Plate'de orta sahada 163. Nedir durumun? 13-15. İyi gibi 1 milyon na yakın bir bonservisi var. 6 milyon istedi. Geçtim. Dimitar. Sporting'de oynayan bir ofansif oyuncu. Makedonya bu arada iyi oyuncular çıkartmaya başladı. Velez. Velez'e de bir oyuncu var. 175. Ve fiyata bakın. Altın, biz anlaşırız seninle ya. Bak 2,5'tan vereyim. Şöyle 5 de şöyle vereyim. Anlaşırız dedik. Anlaşırız dedik. Şimdi yine aynı bölge 161. Hepsini birden toplamaya gerek yok bence. Şöyle gidelim 190 yapalım. 180 yapalım. 180 de çıkmadı. 175 yapalım. Evet, Oscar. Bizim Velez'den almak istediğimiz oyuncu. Bu oyuncu çok pahalı. Evet, öyle var ama orta sahada bizi toparlayabilecek güçte misin bilmiyorum. Yani dayanıklılık, çeviklik falan biraz düşük. Zihinsel ve teknik olarak çok yüksek ama. Alsak oynar mı Fenerbahçe'de? Kimler izliyor acaba? İyi, İngiltere'de falan izleyenler var. Bir anlaşmaya çalışsak seninle. Anlaşıyor bizimle ya. Bizimle anlaşıyor ya. Karar veremedi. Şimdi Tolgay'ın yerine oynayacak bu oyuncu. Bir Alex etkisi görür müyüz diye düşünüyorum şu an. Denge 16-17. Vücut zindeliği 13. Ya bir sene oynar diye düşünüyorum ya ben. Hani böyle bir oyuncu bulmuşken şöyle yapalım. Belli olmaz çünkü çok zindeliği yüksek bir oyuncu. Çok da vermek istemiyorum para. Almak istediğim oyuncular var çünkü. 170 diyelim. Forlan abi sen hala oynuyor musun ya? En son nerede oynadın? Hindistan'a falan gitmiş. Bırakmıyor da futbolu. 172 diyor hala yani. Diogo Forlan için. Berbatov. Berbatov. Fiziksel olarak iyi gibi. Dribbling hala 37 yaşında. Hala koşuyor adam. Almeyda falan. Yine geldik. 150'lere geldik. Potansiyel olarak. Luis Fabiano. 37 yaşında adamlar hala oynuyorlar ya. Bravo. Gerçekten bravo. Berbatov dedik. Pinzi. 37 yaşında. Dribbling ise. Ne durumdasın sen ise?
Bitmiş artık. Yaş olarak baksak 16 yaşında Paris Saint-Germain. Genk. Genk'te bir 150 olan potansiyel yeteneği bulduk ama çok da iç açıcı değil. Muhammed. O bayağı koşuyorsun falan yani. 153'tesin. Kimler izliyor seni? Tabii ki Bayern bırakır mı seni? Tamam. 1,3'e 1,5'ta anlaştık. Tamam. Alabilirsek seni çok iyi. Kopenhag'da Arjantin Ligi'nde bir oyuncu daha. Bu 150 kim izliyor? Paris Saint-Germain. Şimdi anlaşamazsak bununla anlaşırız artık. Rennes. Lucas diye bir oyuncusu varmış. Altyapısında. 154. Potansiyel yeteneği var. Palermo, Vitesse. Kaleci Dursun. Bu da yaramaz, işe yaramaz. Lucas. Buraya, bu bölgeye alacağım şimdi. Antonio Marin. Bu oyuncuyu alamıyoruz ya. Çok, o kadar param yok. Lincoln. Bakalım, bu oyuncu 168'de. Kaça bırakıyorsun peki? Çok büyük paralar bunlar hocam. Bunlar çok büyük paralar. Boca Juniors'ta Enzo diye bir oyuncu var. Bakalım, 153 ama 80'de şu an. Mevcut yetenek 80'de. Tonali yine karşımıza çıktı. Alsak mı acaba? Yani 166'da. Ve yetişiyor da yani. 11 milyon. Ne diyorsunuz siz ya? Bu sefer 6 aya aldığımız oyuncular fiyatları yükselmiş yani. Fenerbahçe'yi alamıyoruz. Giovanni diye bir oyuncu galiba, öyle okunuyor. Muhammed Malahi. Bakalım. İyi. Hızlanması, koşusu iyi. 157. 11'den veriyorsunuz. Herkesin gözü açılmış. Da olmaz. Sekiz yaşında artık büyük takımlara doğru geliyoruz. Şu oyuncu nedir? Benim istediğim yerde oynamıyor. Alexander Isak. Bu Dortmund'da oynayan oyuncu değil mi? Borussia Dortmund'dan kiralık. Bu sene kiralık mı oynamış burada? 3. 59 milyon diyor. Of. Pellegrini falan var. Bu nerede oynuyor? Bu bölgede gerek yok şu an. Evet, bakalım bir satışa çıkalım. Birkaç kişiyi satıyoruz. Raşkoviç tamamdır, sen gel. Dos Santos. Moses'in yerine oynayacak bir oyuncu. Of, o nasıl bir paradır ya? Bu kadar para verilir mi ya? 2 milyon hocam, sen ne yapıyorsun?
Yıllık arttırırız istiyorsan. 6,7 milyon. Senden daha iyisini de bulurum. İmza parası 2,5. Tamam, kabul etmiyorsan güle güle. Bu oyuncu kimdi ya? Unuttum. Hı, tamam, bu çocuk. Paris Saint-Germain de ilgileniyormuş onunla. Ve Muhammed Drami. 16 yaşında. Bayern ilgileniyor. Onunla da. Şimdi satılığa çıkartacağımız oyuncular var. Şimdi Mehmet Topal bir kere bu yaşta 5 milyon yapıyorsa onu satıp para kazanalım. Alper Potuk da satılığa çıkarmıştık ama onu da satılığa çıkarttık. Nabil Dirar, bunu da satılığa çıkartalım. 4 milyondan. Başka var mı? Tamam. Kendimi takıma tanıtayım. Bu sezon şampiyon olmayı. Aynen. İnşallah şampiyon oluruz ilk sezonumuzda. Mehmet Topal, kusura bakma. Memnun kalmadın ama mecbur gideceksin yani. Hadi bakalım, seni umarım alabiliriz. Biraz yüksekten verelim parasını. Birazcık da para verelim eline. Çünkü Bayern Münih'le yarışıyoruz bu oyuncu için ve aldık. İlk transferimizi yaptık arkadaşlar. Biraz sessiz geçti ama aynı zamanda baktığım için çok fazla konuşamadım, kusura bakmayın. Potansiyel yeteneği 175 olan bir oyuncu aldık takımımıza. Ve Muhammed Drami, bu oyuncu da gelecek 2 yıllık. Of, 2 yıllık bu kadar para mı istiyorsun sen? Anca bunu alabilirsin. 1 milyon da bu şekilde veririm. Şimdi Paris Saint-Germain de istiyor ya, fiyatları yükseltiyorlar oyuncularda. Biraz da Türkiye'de gezeriz. Bu oyuncu çok 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 önemli. Bu çok önemli. Bu oyuncuyu kesinlikle almak istiyorum. Ve şöyle. Tamam. Bu şekilde. O da kabul etti. Umarım gelir. Ne diyor? 2,5 milyon olması lazım. Ama Fenerbahçe'nin 2,3 milyon. Evet, ertelensin. Şimdi birazdan para kazanacağız. Alacağız onu. Hazırlık maçlarını geçeceğim. Dirar, Kameni, Alper, Kadıoğlu, Berke, Oğuz. Şimdi Mehmet Topal. Bunu dolayı mutlu oldum. Ben de burada kendim için bir gece görmüyorum. Görmüyorsan git, daha iki kere niye konuşuyorum ben seninle? Geleceğin yok. Peki öyleyse tamam, git. Kameni. Sen de. Alper. Geleceğin yok. Sen de. Kadıoğlu. Kulüpte gitme zamanı. Gitme zamanı değil ya. Ben onu kiralık veriyoruz adamlara, gitme zamanı diyorsunuz. Basın toplantısı. Buraları hızlı geçelim. Şimdi şurada bir sorumluluk durumları var. İlk önce ben kimle çalışıyorum onu görmek istiyorum. Volkan Kazak. Asistan menajerimiz. Burada değişikliğe gider mi bilmiyorum. David Badia var. Bu da durabilir. Komolli. Dursun bakalım. Bunlar dursun. Tamam, peki. Antrenörler Komolli'de. Gelecek vaat edenler. Şimdi Komolli
Sana gelecek vaat edenleri versem mi acaba? Bulabilecek misin birilerini bize? En iyisi sen gibi gözüküyorsun şu an. Genç oyuncu, Komolli. Bunu yapmamdaki durum şu. Ben kendim araştırıyorum biliyorsunuz ki. Ama işte lig maçları varken, Avrupa maçlarına giderken aynı zamanda burada görevlendirdiğiniz futbol direktörü başka liglerdeki oyunculara bakıyor. Ve kendisi de eğer transfer bütçesinde bir para varsa şey yapıyor. Kendisi alıyor potansiyeli yüksek oyuncularını. O da benim işimi kolaylaştırıyor. O yüzden bu şekilde görevlendirme yapıyorum. Genelde çoğu şeye ben şey yapmıyorum. Gitmiyorum işte basın toplantısıdır falan. Onlara asistan menajerim gidiyor. Hazırlık maçlarını da asistan menajer yapacak. Bu kim? Jota zaten alabilecek bir param yok şu an onun. Şu Mehmet Topal. Artık bir takım bulursanız kendinize sevineceğim. Kamini. Paraya da ihtiyacım var. Nabil Dirar. Aynen. Alper. Hadi bakalım. Hemen birisini bulun çünkü kaleciyi buldum. Kaleciyi buldum. Çok önemli bir kaleci. Gerçekten. Onu almam lazım. Pedrinho. 7 milyon gibi bir ücret mi istiyorsunuz? Bu mu? Değil. Tamam, peki. Sunmayacağım çünkü çok fazla param yok şu an. Pedrinho dursun. İlerleyelim. Bakın mesela o da bir oyuncu bulmuş. Ona bir teklif yaptı. 121. Bence teklif yapma bu oyuncuya. Buradan keselim. Şimdi olmadık oyuncuları da buluyorlar. Marco Frey sakatlandı. Kopenhag ne veriyor? 4,8 veriyor. Tamam. Peki. Hemen anlaşırsak ben de kalecimi hemen alırım. Çok yetenekli bir kaleci aldık. Bu arada gerçekten yetenekli bir oyuncu. Ve bizden çok büyük paralara da satın almak isteyecek büyük takımlar. Şimdi birazdan zaten transfer dönemi de açılacak. O zaman kiralık falan oyuncular da bulabiliriz yani. Türkiye'de de bakacağız. Türkiye'de de iyi oyuncular var. Sol beke bir oyuncu bakacağız zaten. Onu bulmamız lazım. Yoksa Hasan Ali ile biraz zor gibi gözüküyor. Çünkü o bölgelerin işlemesi lazım. Taktikte biraz hızlı bir oyuncu olması lazım. Şu an düşünüyorum acaba kimi alabiliriz o bölgeye? Vay, Drami de geldi. Ne zaman geliyorsun ama? 2020'de geliyorsun. Çok güzel. 2020'ye kadar kendini geliştirir misin? İyi mi yaptık, kötü mü yaptık bilmiyorum. Yaya Ture. Şimdi Yaya Ture sözleşmeyi biraz değiştirelim istiyorsan.
Böyle kalsın. Şimdi gelirsin. Birazdan bizdesin gibi gözüküyor bana. Fenerbahçe Yaya Touré ile görüşüyor diye haberler çıkmaya başladı. Hala düşünüyorsa Fransa'ya gidebilir Yaya Touré. Biz şimdi kendi ligimizden bir bakalım oyunculara. Başakşehir'le başlayalım mesela. Robinho'ları var. Bunların şöyle genel bir bakalım. Emre Belözoğlu, Arda Turan, Serdar, Joseph, Dembaba, Gökhan, Edin Visca. Olabilsek keşke Edin Visca'yı, ama çok 15 milyon euroluk bir bonservis bedeli var. Yani bir şeyleri başardıktan sonra 15 milyonlar bizim için çerez parası olacak da. Mert kim istiyormuş? Dinamo Kiev istiyormuş. Vay. İrfan Soner. Buradan bize bir oyuncu çıkmaz. Beşiktaş'a gelelim. Şimdi Larin'i bir gözlemci gönderelim. Bir baksınlar. O kadar da iyi bir oyuncu değil ama Türkiye şartlarında olabilir bence. Vida 11 milyon. Tolga Güven. Yalçın. Bu oyuncu da çok iyi. Çok çok iyi bir fiyata aldılar galiba. Evet, çok iyi bir fiyata aldılar. Buradan da bize bir şey çıkmaz. Erzurumspor'dan da çıkmaz. Bursa'ya gidelim. Bursa'da şöyle hızlı oyuncu lazım ve fizikli bir oyuncu. Galatasaray'da çok vardır öyle oyuncu. Milyon, 12 milyon çok yüksek fiyatlar. Ahmet Murat, Emre Taşdemir. Yusuf'u da alabiliriz oraya. Ömer Bayram. Göztepe'de kim varmış? Geçelim onu da. Nabil Yiraz. Aslında burada solo oynayabilecek şey var. Trezeguet. 9 milyonluk bir oyuncu. Ne istiyorlar? 9 milyona tamam. Aslında. Pardon. Yine 2,5'tan kapıyı açalım. 3 taksitle 10 milyon verelim. 10 milyon veririm. Daha ne istiyorsunuz? Böyle yapalım peki. Popo falan var. Ben Yusuf. Tamam. Kayseri'de Bilal Başakçıoğlu var burada aslında. Alabilsek bu oyuncuyu çok güzel bir transferidir Kayserispor'un. Bilal tabii ki 14 milyon satacak. Ucuza aldılar çünkü onu. Konya. Ömer Ali. Koşabiliyor musun Ömer? Koşuyor. Ama kanat forvet olarak oynamaz büyük ihtimalle. Rize Trabzonspor'da iyi oyuncular vardır. Bir bakalım. Gençlerinden alabilirsek eğer. Çok güzel olur. 6,5 orta sahada oynuyor. İki milyon istiyorsunuz. Tabii ki isterseniz hakkınız. Yusuf. Geçelim. Zorga Traoré.
Burada da yok. Yeni Malatya. Kamara bu iyi bir oyuncu. Yani çok çok iyi bir oyuncu. Yeni Malatya Spor'un iyi bir forveti. Yusuf. Neydi çocuğun adı? Yusuf. Acar mıydı? Yusuf Acar. Bu oyuncuya da bir gözlemci gönderelim. 130'muş. Ve aynı zamanda da şöyle şuradan bakalım. Hep Başakşehir'den. Bu oyuncu neymiş? Orta saha oyuncusu. İyi diyorlar. 125 bence iyi değil. Dani Martinez. Sol bek ve forvet. O bölgelere bir bakalım. Sol bekte kimler varmış bir bakalım. Hamburg 17 yaşında. Dinamo Kiev. 3 milyonluk bir oyuncu. Klichy. Andre Santos 35 yaşında. Bu eski Fenerbahçeli. Keşke koşabilse yine. Aslında geri alırım yani. Altı yaşında. Şöyle yapalım. Biz belirleyelim. Öyle olacak mecburen. Yine arama. Sola. Hızlanması ortasını orta yapmasını istiyorum. Genel olarak. Bu şekilde bir seçelim bakalım. 19 yaşında var. Lucas diye bir oyuncu var. Burada. Petar diye bir oyuncu var. Hırvat. İstemeden farklı oyuncular da bulabiliriz yani. Teklif yapmışlar Sam. Ya ben zaten belirledim, niye 14'leri çıkartıyorsunuz benim karşıma? Fena değil. Baba Rahman. İyi bir oyuncudur bu da. Ama Chelsea'den kiralık diyor. Geçen sene oynamış mı? Oynamamış. Daha yeni kiralanmış Baba Rahman. Lucas. Douglas Santos. 9 milyonluk bir oyuncu. Peki transfer etmek istediğimizde 11 milyon yapıyor. Biz %10'unu karşılarız desek. Bakalım. Gelmez de Ali Adnan. Bu bir ara bu oyuncu galiba Rize'de mi oynadı? Rize'de oynamış evet. İyi de fiyata satmışlar sonradan. Yetenekli bir oyuncu. Kiralıkmış, daha yeni mi kiralanmış? Evet, yeni kiralanmış. Nerede oynamış daha önceden? Irak'ta bayağı oynamış. 24 yaşında 4 milyon olabilir Tim. Bu oyuncu olabilir. 6. 6 milyon istiyor. Çok para ya. Gerçekten çok para. Kilit oyuncu olarak oynatacağım. Kiralarsanız sevinirim. Geçelim. Şu hızlanmayı bir yükseltelim.
Bunu da yükseltelim. Daraltmış olalım böylece. SLB'de Benfica'da kanat bek olarak oynuyormuş. Ama hızlı değil. Hızlı bir oyuncu değil. Lucas, Douglas, Tim, Adri. İyi gibi gözüküyor ama Allah'tan bu şekilde bakabiliyoruz. Yoksa Milic hem de ah be koşsaydın iyi olacaktı Milic. Dinamo'da mı oynadın sen? Trabzon'da gelmiş yok. Dinamo'da oynanmış. Löwe. Chris Löwe. 11 milyonluk bir bonservis bedeli var. Şimdi buradan da çıkalım şöyle santrafora bir bakalım. Santraforlara bir bakalım. Ortayı geç. Bize bitiricilik ve kafa lazım. Şöyle bitiricilik, kafa, güç, denge. Ne ararsan. Ya fiziksel olarak da çok çok iyi olması lazım oyuncunun. 15 yaşında bir oyuncu çıkarttınız ya karşıma. Yaşlarda şöyle gidin 38 yaşında Kolf. Amalial. İnelim. Lincoln. 34 yaşında. Zine. Poul. Kremin'de oynuyor. Leandro. Juan Jose Araya. Ne durumda bu oyuncu? Yok. Vadinho. Bu ne durumda? Berbatov'u mu alsaydık acaba ya? Hem ismi de var. Ağırlığı var yani oyuncunun. Jamie Chavez. Sendeki durum nedir? Chavez'den de bir şey çıkmadı. Kayke. Bundan da bir şey çıkmadı. Kayke'den de. Marcos. Orada 16'ya kadar dedim. Hızlı olsun dedim. Yine de karşıma böyle oyuncular çıkartıyor ya. Gözlemciler. Ericsson. 25 milyon. Samuel, Robson. Devam, devam, devam. Bu oyuncu nasılmış? Yok. Böyle de bulamadık. Şimdi şunları bir kapatalım bakalım. Biraz da para ihtiyacımız yok değil var. Bize kiralık listesinde olan şu bölgede kimleri çıkartacaksınız bakalım. Forte diye bir oyuncu. Lucas Forte. Geç. Şöyle iyi bir oyuncu çıkarttı karşıma. Değer olarak 5 milyon. Southampton'da oynuyor. Olmaz. Rodrigo. Olmaz. John. 15-15 iyi gibi sanki 3 milyondan. Yani sanki geçen sene ne yapmış? Hiçbir şey. Gol atamamış ki. Satılık listesinde olan kim var? Böyle bir bakalım bir de. Satılık listesi 9 milyon. Alfred
diye bir oyuncu. Ya 9 milyonluk neyi var bu oyuncunun? Sadece fiyatları şişiriyorsunuz ya. Bu da öyle değil. 20 koşuyor mu acaba? 12, 15, 14, 14, 13 fiziksel olarak. Kamerunlu. 7 gol atmış geçen sene. Destro. Matteo Destro. Ah be. Bakayım 15, 14. Matteo Destro kimler izliyor? Norwich kiralık. Kiralık kiralık. Geçen sezon ne yapmış? Bologna'da 6 gol atmış Serie A'da 26 maçta. Matteo Destro. Bir dursun bakalım Destro. Hatta bir gözlemci de biz yollayalım Destro'ya. Gabriel. Gabriel'in durumu nedir? Hiç açıcı değil. Gabriel. Dirmic. İyi gibi Dirmic. Josip Dirmic. Geçen sene hiç gol atamadı. Gol orucu var oyuncuda. Coutinho. Jonathan Cafu. 15 teklif de var. Teklif de etmişler. Tom Elliot. O Tom Elliot hiç demem. Millwall kariyerinden gerçekten çok büyük sıkıntılı bir oyuncu. Daha aşağısı zaten bize göre değil. Santrafor. Bütün santraforları çıkart bakalım. Değeri 35 milyona kadar var. Solomon. Jay Rodriguez. Enrique Carroll. Pedro. 15'miş Pedro. 15 milyon euro bir şey yok bence. Şimdi aklıma bir isim geldi. Şimdi hemen oraya gideceğim. Meksika. Meksika Ligi. Galiba Şivas'taydı oyuncu. Almış da olabilirler bu oyuncuyu. Amerika'ya bir bakalım hangisindeydi hatırlamıyorum şu an. Martinez. Bunu da bir gönder bakalım. Parades. 136. Nicolas Castillo. Daha yeni gelmiş buraya. Hatta Fenerbahçe'nin de ilgilendiği bir oyuncuydu. Hatırlarsanız. İyi ki de almamışız. Oyuncu. Henry Martin. Bu oyuncu da Dinamo kariyerimde bir kere hatırlıyorum. Oynamıştım bu oyuncuyla ama çok gol atamamıştı. Geçelim. Ya şeyin oyuncunun ismini hatırlamıyorum. Niye öyle oldu şimdi? Çok önemli bir orta saha. Burada almış da olabilirler yani şu an göremiyorsam. Sivas'ta oynuyordu galiba. Tekrar bir bakalım. Jimenez. Marin. Evet. O oyuncu satılmış. De buraya bakalım. Evet, satılmış. Eğer Meksika milli takımına seçilmediyse şöyle bakalım. Seçilmiştir diye düşünüyorum. Pina'da. Buradaymış.
Cruz Azul satılmış buraya. Bakalım 162. İyi bir oyuncu. 14 milyon istiyorlar. 14 milyon değil de kiralık alsak onu da vermiyorsun. 3 milyonunu böyle verelim. 12 ayda da sana şöyle 7,5'tan 10 verelim. Tamam, yerini de dolduracağım, ben sana oyuncu vereceğim. Hadi bakalım. Çok önemli bir oyuncu. Alırsak oynatıp iyi fiyatlara satabiliriz. Şimdi bir santrafor bulamadık. Güç, denge, dayanıklılık hepsini istiyorum burada. Şimdi yoktur kesin. Bir tane oyuncu çıkarttı. 19 yaşında, potansiyel yeteneği 139. Maalesef. Bu da o kadar iyi değil. İticilik değil de şöyle aşağı inelim. Dayanıklılıktan bir indirelim, indirelim. Bakalım birisi çıkacak mı? Bayağı oyuncu çıktı. Chris Lam. Bir tane iyi oyuncu bulsam diğer bizim oyunculardan da forvetlerden de iyi fiyat veren olursa satacağım. Ama sanki bulamayacağız gibi geliyor. Solomon Rondon. Hep iyi oyuncular zaten kiralanmış ya da satın alınmış. Yeni güncelleme olduğu için şu an herhangi bir şey yapamıyoruz bunun üzerinden. Dayanıklılığı iyiymiş. Potansiyeli ne? 143. Rafael Santos Bore. 1,2 milyon civarı bir sözleşme diyorum. Transfer bedeli var. Peki kaça 2 milyona veririm diyor. Alsam oynatsam mı acaba? Şu oyuncu da hızlı bir oyuncu diye biliyorum. Eskiden hızlıydı. Şimdi yavaşlamış. Levin. 13 milyon. Dominik Calvert-Lewin. Fiziksel özellikleri çok iyi. Bu oyuncuyu kiralayabilirsem eğer şöyle kilit oyuncu diyelim. Bir de İngiltere Ligi'ne bakarız birazdan. İngiltere Ligi de önemli. Oyuncular var orada da. Pina da gelmek istemedi tabii ki. Tamam, teklif Yaya Ture'ye. Daha fazla fiyat çıkartmayacağım Yaya Ture'de. Nabil Dirar. Kiralık değil yalnız Nabil Dirar. Bir önce satsak. Rajkovic bir hafta daha bekle beni. Satamadık bir türlü. Mehmet Topal'ın falan şu aralar gitmesi lazım. Teklif yaptı. Galvet, Robin. Şöyle yapalım. 100 milyon verelim. 100 bin verelim. 100 bin. Bu kim? Unuttum ya. Evet. Buraya da 100 verelim. Douglas Santos.
Hepsini böyle böyle deneyeceğiz artık. Tabi bu fiyatları veremeyiz de. Bir oyuncu satmamız lazım. Kabul edildi ama Trezeguet bize gelmek istemiyor. Vay Ömerovic. Güzel. Türkiye ile anlaşmış. Peki yapacak bir şey yok. Sana da yapacak bir şey yok. Yusuf Acar gibi bir oyuncuyla oynayacağız artık o tarafta da. Ya da Hasan Ali ile. Ama Yusuf Acar'ı alabiliriz bence. Yedek olarak da oynayabilir bizde. Sonradan da satarız. Ertelenmiş. Tamam peki. Yusuf Acar. Çok da iyi değil diyor. Yararlı bir transfer olabilir diyor. Bakalım ne kadar? 2,6 milyon. Sezon sonu geri kiralama süresi diyor. Biz bu oyuncu kiralayalım diyeceğim. Kiralık da gitmiyor. Yani buradan 2,5'a çıkmamanız lazım. 1 milyon bence iyidir. 1 milyon. 1 milyon. 1,4. Yalnız şeyi değiştirmemiz lazım galiba. Yusuf Acar geri kiralanmayla alakalı bir durumu vardı Yusuf Acar'ın. Ama şimdi bu saatten sonra değiştirirsek de sıkıntı olur. Tamamla. Bu sefer gelmeyebilir. Başka solda bizim Türkiye'de herhangi bir oyuncumuz yok mu ya? Gökhan Töre Beşiktaş'ta çok fazla oynamıyor zaten aslında. Kiralanabilir Gökhan Töre. Bir oyuncuyu bir gözleyin bakalım. Enes Ünal. Zeki Çelik. Bak bu oyuncu daha yeni gitti galiba bu oyuncu. Oynatmamışlar da daha oyuncuyu. Yunus. Kaan. Cenk. Cengiz'e bir teklif var. Kim yapmış? Arsenal. Vay. Cengiz durumu nedir? Çok yetiştirdi çocuk kendini ya. Gerçekten müthiş yetiştirdi. Emre Belözoğlu, Sinan Bolat. Bir alt takımlara bir bakalım. Mert Müldür, Ahmet İngiliz, Muhammed Abdülkadir, Yusuf, Yiğitan, Ozan Kabak izleniyor şu an. 11 milyona iyi fiyata sattı gerçekten. Galatasaray. Merih. Merih'in potansiyelinde bir yükseliş var mı? Yok. Yine Sampdoria. Yok, Sampdoria almadı. Sassuolo diye bir takım almış. İngiltere'de oynayan var mı diye bakıyorum da. Direkt geçiş yapalım Everton. Şimdi Arsenal'da. Ramsey nereye gitmiş ya? Aaron Ramsey Juventus'a gitmiş. ...28 milyonda. 23 yaş altında kim? Aa, şurada bir oyuncu vardı. Ben daha önceden oyuncuyu kiralamıştım. Şimdi gördüm. Vlog. Orta sahada çok hızlı bir oyuncu. Alabilen varsa Joe Willock tavsiye ediyorum. Orta sahaya müthiş bir hareket katıyor. Mevkilere göre bir bakalım. Gerek yok. Willock. Daha sonra. O çok iyiymiş ya. Ama bitiriciliği falan yok. Bu oyuncu da iyi. Eddie
Nketiah. Bu oyuncuyu da bir gözleye bakalım. Arsenal'dan gelelim Chelsea'ye. Burada bir satılık herhangi bir oyuncuları var mı? Kepa. Çok iyi bir oyuncu o da. Burada yok. 23 yaş altına binelim. Mevkileri düzenleyelim. Burada 2.6, 11, 10. Hiç 13. Burada da yok. Düzgün oyuncu yok ya. Chelsea, Everton, Liverpool. Burada var mı? Origi falan. Geçtik. Düzenleyelim. Bu oyuncu. Bunda da iş yok. 4-2, 4.2 milyon, 15 milyon kiralanmış. Nereye kiralamışlar bunu? Hertha'ya. Ben Woodburn. 10 milyon galli bir oyuncu. Bir gözlemci de buraya gönderelim. 4.2 Burada da istediğimiz gibi bir oyuncu yok. Manchester City. Kim istiyor oyuncu? Milan. Son 15 Pozo iyi oyuncular zaten kiralanmış. Bu sene için biraz geç kaldık. Bu nasıl bir oyuncu ya? 34 milyon. Vay be. Burada da yok. Manchester United. Burada Rojo. Marco Rojo. 20 milyon. Çok para. Gerek yok. Aa, bu oyuncu buraya mı attınız ya? Bu oyuncu yalnız çok işe yarıyor ha. Kiralık olarak isterim kiralamak. İyi oyuncu yani. Denemişliğim var. James Wilson. Bir zamanlar hatırlayanlar. 6 aydan. Bayağı işimize yaramıştı hatırlarsanız. United Tottenham. Tottenham'da oyuncu bulabilecek miyiz? Bunu da hemen kiralamışlar zaten. İyi oyuncular gitmiş. Kalmamış yani. Everton'un bir alt yapısına bir bakalım. Burada da yok. Geçelim. Yaya Toure Lille gitti. Yaya Toure.
Canımız sağ olsun. Ne diyelim? Bizim ilk önce Rajkovic'i almamız lazım takıma. Daha fazla geçmeden şu Mehmet Topal bir anlaştı ama izinleri gerekiyor galiba. Kabul etmediler. Geçelim. Hadi Rajkovic almamız lazım. Tayyip beraberliğe yaptı diyor. Yusuf erteleniyor. Evet, her şey erteleniyor şu an. Mehmet Topal'ın eline bakıyoruz. Kadrodaki diğer oyuncular niye satılmıyor ya? İndirelim fiyatı. Tamam. Fiyatta indirime gittim. Al. Nabil Dirar. Şu adamı kiralamıyor kimse ya. Şey almıyor kimse. Alper. Hadi Alper de gidiyor. Başka? Roman dursun mu Roman? Roman dursun. Hepsini de satmayalım şimdi. Hemen bir paraya ihtiyacımız var. Hemen bir oyuncu satmamız lazım. Hadi. 3 oyuncu. Hala benimle konuşmaya kalkıyorsunuz ya. Gidiyorsun oğlum. Geleceğin yok. Transfer yapmayı düşünmüyorum diyor. Peki sen bilirsin. Kameni. Daha ne kadar inebilirim yani? Alper. Alın şunu gidin ya artık. Kal. Unutla. Şimdi kampa Mehmet Topal'ı almıyorum. Mehmet Topal yok. Ondan sonra Nabil Dirar yok. Ondan sonra Alper Potuk kampa alınmadı. Şimdi bir tepki gösterelim ki onlar da gitmek istesinler. Başka kim vardı? Harun. Yok. O ben Saraçoğlu. O ben Sarıçoğlu mu? Potansiyel %10. %10. Başka Mehmet Ekinci, Matiş Ketel. Tamam. Hadi artık. Gerçekten çok uzun sürdü. Rajkovic, of ya gelmeyecek ya. İptal olacak. Üçüncü de iptal oluyor diye biliyorum ben. İptal edildi ya. Mehmet bir türlü gidemedin ya. Yeniden kabul ettiler ama gelmeyebilir. Yani oyuncu kendisi kabul etmeyebilir. Hadi Mehmet git artık defol ya. Hadi arkadaş ya. Git artık. Paraya ihtiyacımız var. Mehmet Topal'ı gerçekten de çok severim ama çok uzadı. 2 hafta oldu. Transfere çıkartıldı. Anlaşması lazım. Anlaştı galiba ama gideceği yer İngiltere miydi? Neydi? Bir yerde oradan izin bekliyor galiba. Bakalım kimmiş Mehmet Topal. Kiminle anlaşıyorsun? Kopenhag'la anlaşıyorsun. Bir türlü gidemedi. Hadi artık. Bu ne? Yiğitan Sivis. Tamam. Sivas Belediye ile anlaşmış.
Erteleniyor. Maalesef ki erteleniyor. Şu an transfer bütçesi 852,5 olması lazım diyor. Gözlemeyi bitirdi diyor. 172. Evet. 18 yaşında. 113 bine zaten kiralıyor. Satıyor ama biz bir Mehmet'e bir satamadık ki. Woodburn'u nasıl alalım? Dört tane oyuncu var satılıkta. Bir türlü transfer için herhangi bir teklif alamadık. Hadi abi ya, hadi ya. Aslında daha fazla bizim transfer bütçemizin olması lazım ama. Daha biraz daha hani 10 milyon euro falan gibi olsa daha farklı oyuncular alabiliriz takıma. Yusuf Acar. Bekleyeceğim mecburen. Hazırlık maçlarını zaten direkt geçiyoruz. Şu acaba nedir onun adı? Forvet'e kim koysak? Şimdi solda Alo'yu mu koysak? Yani fena değil solda Alo'da. Slimani'yi mi oynatsak? Ben Slimani'yi oynatmak istiyorum. O kadar para alıyor madem. Bakalım bizim kendi şeyimizde nasıl oynayacak? Taktiğimizde nasıl oynayacak? Merak içindeyim. Şimdi biz bu şu kaleciyi bir alırsak 6-1 yenmişiz. Denizli. Mehmet Topal durumu hakkında. Satıldı zannettim abi. Ne durumundan konuşuyorsunuz? Konuşmayın daha. Gidecek bu oyuncular. Gelecek sezon için. Otomatik seç. Kameni yok. Mehmet Topal yok. Nabil Dirar yok. Elif Elmas var. Alper Potuk yok. Şener Men. Berke yapacağım. Hasan Ali alacağım. Şimdi 4 kişi olması lazım. 1, 2, 3, 4. Aynen. Bu şekilde. Kadro bu şekilde. Gidiyorsun. Senin o maçlarda kullanmayı düşündüğüm için gitmeni istemiyorum. Git ya git. Git defol defol. Hadi. Gerçekten. Bazı oyuncular FM Türkiye'de gerçekten şey oluyor. Yapışıyor. Takıma çok yapışıyorlar. Nabil'le Alper Potuk diğerleri var mı? Var. Tamam.
Şimdi o oyuncular nerede? Kameni. Kameni. Satılık listesi. Nabil Dirar. Tekrar gönderiyorum durmadan. Alper. Hadi bakalım. Yine Rajkovic'de sıkıntıya gireceğiz gibi gözüküyor. Mehmet Topal'ın anlaşması çok uzun sürdü. Sıfır. Gerçekten aklıma da çok fazla bir oyuncu gelmiyor yani. Şu an. Yani gelse bile şey yapamıyoruz. Alamıyoruz oyuncuları. Transfer bütçemiz yok şu an. Bir de kendimizi göstermemiz lazım. Kaç senedir şampiyon olamıyoruz. Şampiyon falan olmamız lazım. Fiyatları biraz transfer bütçelerimiz yükselmesi lazım. Anca öyle iyi oyuncular alabiliriz. Biraz uzun sürüyor, evet, şeyler, geçişler biraz uzun sürüyor. Ama bundan önceki kariyer serilerinde, işte transfer dönemlerinde diyordunuz ki işte şuraya bak, buraya bak falan diye. O yüzden o zaman da o ülkeleri eklememiştim şeye, oyuna. Şimdi çoğu ülkeyi ekledim. O yüzden biraz yavaş oyun. Bu arada bunları bir transfere tekrardan odaklayalım. Buradan da nereden baksanız 4-5 milyona yakın bir para gelecek. Bir türlü gönderemedik oyuncuları. Bir türlü gönderemedik. Göndersek. Rajkovic'e takıldım yani. Bir türlü çocuğu alamadık takıma. Teklif yapılmadı. Aha, Rajkovic yine bir hafta daha geçti. En sonunda gerçekten küsecek. Mehmet gitmedi mi daha? Hala teklifte. Ben mi kabul etmedim transfer? Yo, kabul ettim. Başka oyuncuları da satmayı deneyeyim. Başka hangi oyuncular işimize yaramaz? Mesela Noştader 4 milyona satabilirsem güzel olur. Şöyle. Mehmet Ekici kalsın. Çok da fazla oyuncu satmayalım. Zaten Roman'ı satabilirim. Başka oyuncu yok. Hiç beni uğraştırma Roman. Hemen bir takım bul kendine. Yine Kopenhag istiyor. 2,5 veriyor. Yok. Size oyuncu vereceğiz. Becerip de bir aydır alamadınız. Yusuf Acar da zaten gelmez artık bu saatten sonra. Ona sonra tekrar zaten bakarız. Aylık diyor, geç, 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 geç. İki tane oyuncu aldım galiba. Hangi oyuncuları aldığımı dahi unuttum şu an. Gelecek oyuncular olması lazım. Bir tane genç aldım. Bir tane daha aldım Velez'den.
şu an niyeyse yansımadı buraya. Bir bakalım Veles. Veles takım. Kulüp. Niye bu Veles hızlı çıkmıyor? Arjan. Şimdi bütün kulüpler diyelim. Veles'de işte bu. Bu oyuncu. Ne zaman? 2019'un yazında gelecek. Bayağı biz ileriye transferler yaptık. Ama iki tane önemli oyuncu aldık. Birisini Paris Saint-Germain'in elinden aldık. Forvet. Bir de bu oyuncu var. Bu oyuncu da çok iyi bir oyuncu olacak. Çok güzel yetiştirebileceğimiz iki oyuncu aldık. Kendi elimizde de yetiştireceğimiz oyuncular var. Yani 1,5 sezona hazır olmuş oluruz diye düşünüyorum. Tam olarak takım oturmuş olur. Oyuncularımız da yetişmeye başlar. Güzel bir şekilde yetişmeye başlarlar. Ya Roman'ı ben kiralık vermiyorum. Kiralık verdiğimi kim söyledi size? ...3,7 diyelim bakalım. Alan olacak mı? Nakit para veren olacak mı? İkinci haftada geliyor valla. Mehmet'in ne zaman gideceğini o kadar çok merak ediyorum ki şu an. Düştü. 2-1 aldık. Monses sakatlanmış. Temmuz'un sonuna geldik. Hala o transfer gerçekleşmedi. Normalde en fazla 1,5 haftada olması lazım transferin. Hemen gerekli adamları atacağım. At bence de hemen at. Fenerbahçe, kura çekimimiz. Sonraki Fenerbahçe, Sturm Graz veya Basel'le eşleşecek. Diğerlerini atalım bakalım. Lokomotiv. Geçelim Lokomotiv'i. Şimdi Roman da giderse yine 7 milyona yakın. Oh be Mehmet Topal, sonunda gidiyorsun. 2,9 milyon bizim kasamıza girecek şimdi. Rajkovic. Rajkovic'e gideceğim şimdi. Aylık. Rajkovic. Maccabi Tel Aviv'de. Hemen bir onay isteyelim. Ve alalım onayı. Ve Rajkovic Fenerbahçe'de. Çok önemli bir kaleci aldık. Daha önceki serilerimizde almak istediğimiz bir oyuncuydu hatırlarsanız. Kadroya hemen ekleyelim bu oyuncuyu. Rajkovic'i şöyle ekleyelim. Berke'yi alamayacağız bu gidişte. Berke nerede? Berke. Evet, Berke'yi alamayacağız. Şimdi taktiklere gelelim. Nerede? Rajkovic işte. 7 milyon euro bonservis bedeli. Biz 5 milyon aldık. 7 milyondan daha fazla yapacak bu oyuncu. Şimdi oynatmaya başlayalım. 170 potansiyel yeteneği var. Almak isteyen oyuncu arkadaşlarım olursa kesinlikle tavsiye ediyorum. Kendini çok iyi geliştiriyor. Büyük takımlara çok büyük fiyatlara satıyorsunuz. Yani bir sene oynatın, taş atlasın. Ben 2 sene oynatıyor, 2,5 sene oynattım. Kariyer serimde oynadım ben bunu. Kendi serimde, kendi oynadığım seride. Ve 45 milyonla 60 milyon euro arasında bir gelir sağladı bana 2,5 sene içerisinde. Ve kazandığım kupalar da var bu arada bu oyuncuyla. Çok iyi bir transfer yaptık.
Gerçekten iyi bir transfer yaptık. Çok uzun bekledik. Biliyorum. Aranızda sıkılmış olan arkadaşlarım da olabilir. Kusura bakmayın. Ama bu oyun bu şekilde oynanıyor biliyorsunuz ki. Mehmet Topal'ı da böylece satmış olduk. Çok uzun bekledik ama satmış olduk. Roman Neustadter'i şimdi satmaya çalışacağız. Bu arada onun gitmesi lazım. Birkaç oyuncu daha var ama onların çok gidebileceğini düşünmüyorum. Tamam, al o zaman oyuncuyu. Bu kadar indim. Bakalım satabilecek miyiz bu geri kalan oyuncuları da? Neustadter'e teklif yok diyor. Listeye ekle. Roman Neustadter'de daha ne indirimi yapayım? 3,1 olsun hadi. Teklifler geldi. 7 tane teklif var Neustadter'e. Şimdi bana ...2,8 diyor. Tamam. 2,8 veremem. Almam. 3,2 desem. Tamam. ...3,1, 3,2 desek. 3,2 tamam. Şurada bir tanesini iptal edeceğim. Çünkü evet, bunu da iptal edeceğim. Çünkü oyuncunun maaşını bize ödettiriyorlar. Bunu da iptal ediyoruz. Bu da, bu da. Tamam, bir tanesiyle anlaştık zaten. Oradan da para gelirse ona göre birisini alacağız. Bu oyuncu bayağı koşan bir oyuncu gibi gözüküyor. Ona göre bir sol bek alabiliriz. Ya da kanat forvet alabiliriz. Sağ ya da sol bir kanat forvet alabiliriz. Bakacağız. Roman Neustadter'i de sattığımızda cebimizde biraz daha para olacak. Transfer bu muydu? Evet bu. Bu tamam. Bu direkt veriyor parayı. Kendi maaşını da kendisi ödüyor. Güzel. Umarım hızlı olur. Mehmet Topal gibi beklemek istemiyorum. Bakalım forma numarası istemiyor diyor. Otomatik seçilsin. İlerleyelim. Fikir derdi. Senle hiç konuşamam. Gerek yok yani konuşmaya. Bu kadar kırılacak, üzülecek ne olabilir ki? Yani oyuncu satıldı, satılıyor. Hep aynı şeyleri konuşuyorlar. Bir yerden sonra da gerçekten ben sıkılıyorum bu iş, bu şekilde olmasına. Bir oyuncu satıyorsunuz. Bir oyuncuyu kiralıyorsunuz. Neden sattın? Niye böyle oldu? Yani size ne? Yok abi biz kalecimizi aldık. Çok iyi bir kaleci aldık. Şimdi Roman Neustadter'i bekliyorum. Bakalım uzun sürecek mi satış işlemleri. Temmuz'un sonuna geldik. Artık Ağustos'a da geldik. En iyi oyuncu ödülü adayları Victor Moses, Edin Visca. Fenerbahçe'den sadece Victor Moses var. Sağ kanatta mecburen Victor, orada oynayacaksın. Antrenmanlarda da seni sağda kanat forvet olarak oynatacağım. Destekti galiba. Evet, destek. Sen o bölgeyi de kanat forvet destek olarak o bölgeyi de öğreneceksin. Ve çok da iyi oynayacaksın bence.
Hadi romanını hoşlar der, hadi. Hemen satılman lazım senin. Sol kanatta var. Bueno oynayacak ama yaşlı. Yaşı büyük. Fiziksel olarak da biraz düşmüş durumda. Ama mecburen oynayacak. Mecbur oynayacak. O yüzden yapabilecek bir şeyimiz yok şu an o konuyla ilgili. Çünkü çok fazla transfer bütçesi yok. Oyuncuları satmaya çalışıyorsun, satılmıyorlar. Bazen karşısına çıkacak fikstür. Evet, Bazen maçına doğru geliyor zaten. Bu arada Mostradamus'u satmamız lazım. Oyuncu kime satılıyor ona bakmam gerekiyor. Unuttum kime satacağımızı. Satıldın mı? Yok. Satılmadı. Transfere gelelim. Sampdoria. İyi, güzel. Serie A hemen sıkıntı çıkartmazlar. Otomatik seçim. Hasan Ali. Elif Elmas. Nabildir artık çıkması lazım. O satılık listesinde herif. Sonra Tolgay. Bu oyuncunun burada ne işi var? Geç. Roberto Soldado oyuna girecek. Mehmet Ekici. Ama çok fazla şey oluyor. Sıkıntı oluyor. Slimani, Ayev, Victor Moses, Valbuena, Harun, Alper çıkacak. Şener, Yasin Benzia çıkacak. Tamam. Bu şekilde. Bu kadromuz da bu şekilde. Şimdi 3-4 güne Nostradamus'u satmamız lazım. 3,2 milyona. Herhalde oradan da bir 2 milyon gibi bir transfer bütçesi bize gelir diye düşünüyorum. Bazel de yani kolay takım değil. Zorlayacak bizi. Bayağı bir zorlayacak hem de. Şampiyonlar Ligi'ne devam etmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde çok gerçekten kendimizi gösterebiliriz. Takım iyi takımız. Herhangi bir şeyimiz yok. İsmail Köybaşı. İsmail Köybaşı'na kiralık mı geldi? Antrenör kursuna başladı diyor. Aa, Roman Hoşlader istememiş. Neyse. Neyse. Artık yapacak bir şey yok. Şampiyonlar Ligi maçımız başlayacak zaten. Şampiyonlar Ligi 3. eleme maçımız olacak. Süper Lig başlayacak. Zaten bizim transfer şeylerimiz bu şekilde oluyor. Ya 1 ya 2 bölüm sürüyor. İkinci bölüm, transferin ikinci bölümlerinde de Süper Lig maçlarımız, işte Avrupa maçlarımız varsa Avrupa maçlarımız başlıyor. Aynı zamanda da transfer yapıyoruz. Ben bir başlangıç yaptım. Biraz da uzun bir bölüm oldu. Ama çok uzun zaman ara vermiştik. Umarım hoşunuza gider bu bölüm. Ve birkaç tane transfer yaptık. İki tane genç oyuncu aldık. Rajkovic'i aldık. İyi bir oyuncu bence. Kaleci olarak. Önemli bir oyuncu. Daha da transfer yapacağız işte. Roman Nostradamus'u falan satarız. Bundan sonraki bölümde. Diğer oyuncuları da satabilirsek satarız. Satamazsak farklı bir oyuncuyu satmaya çalışırız. Para kazanmaya çalışırız. Almak istediğimiz oyuncuları ona göre alırız. Bu bölümü burada ben bitireceğim. Ve lütfen yorum kısmına bana oyuncu tavsiye edin. Alabileceğimiz, bizim transfer bütçemiz içerisinde alabileceğimiz oyuncu bana yazın. Herhangi bir şeyde olabilir.
pozisyonda olabilir. Çok işinize yarayan oyuncular olabilir. Sıkıntımız yok. Bakarız. Neredeyse çoğu ülkeyi ekledim oyuna. O yüzden buluruz. Lütfen dediğim gibi tavsiyelerinizi bekliyorum. Bundan sonraki bölümde zaten Basel maçıyla başlayacağız. Süper Lig maçlarımız olacak ve aynı zamanda da transferlerimizi gerçekleştireceğiz. Diyelim ve bu bölümü burada bitirelim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Videolarımdan haberdar olmak için abone ol butonun yanındaki zile tıklamayı unutmayın. Hepinize bol başarılı FM'ler.